Yani hocam uzun lafın kısası Fenerbahçe'de bir Jesus. Şu anda öyle. Hegemonyası var. Var. Var ya. Şimdi bak Jesus'la ilgili. Şimdi diyoruz ya hani her şey güzel ama savunmayla ilgili ben Jesus'u var ya çok tecrübeli bir hoca. Bakıyorsun mesela ben o hiçbir hocayı bugüne kadar o kadar hocalar geldi çok şöhretti şu bu falan. Benim o kadar tecrübem var hocanın var. Ben bu kadar adamı aldıramazdım, aldırmazdım veya. Adam şimdi bir 11 koyuyor, bir 10 koyuyor, öbürünü koyuyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu çok önemli bir şey. Herkese nasıl canla başla oynuyor. Şimdi direkt mesela en çok bakıyorum şey oynuyor. Ne o? Orta sahadaki çocuk oynuyor. Crespo. Crespo oynuyor yani. Devamlı oynayan o. Yani değil mi? Hiç kesilmeyen bir de şey var. O da var. Arao da oynuyor. Hepsini ama yok, İsmail oynuyordu. Bak İsmail bir ara şimdi durdu. Ama devamlı oynayan Salah var. Şimdi Serdar Aziz başladı. Onlar da çünkü yok adam yok stoperlerde. Ben öbür stoperlerle nasıl lige girdiğini hayret ediyorum hocanın. Bak nasıl? Ya bu kadar tecrübeli, bu kadar adamların. Mesela ben Arao'yu o kadar beğenmiyordum ama bu maçta gol atmasına bakmıyorum ben. Yaptığı hareketler falan müthiş oynadı. Ama şöyle var, çok akıllı bir futbolcu, teknik var, her şey var. Ama bu stoperlerle ilgili bunu nasıl, ben inanamıyorum ya. Demek ki yani bu şimdi Real Madrid, Barcelona'yı niye çalıştırmıyor diyorum. Demek ki böyle stoperlere kendine çok güveniyor. Bunlarla çıkarsan sahaya olmaz. Abi o Perez Merez ne ya? Vallahi ben inanamıyorum ya. Perez dediğim mesela bak Marsilya'da uzun dönem oynadı Marsilya'da. Ne nasıl bana ne oynadı? Bunlar şöyle tek hamleli oyuncular genelde biliyorsun ama pozisyon bilgileri olan bir oyuncular. Ama, yani işte ama biz hep şey gibi Kim gibi Serdar Aziz gibi böyle hızlarından onları istiyoruz. Evet. Ama bunların da mesela Gustavo'da tek hamleli fakat hakikaten o kadar iyi bir pozisyon bilgileri var ki hocam. Onlar da işte birbirlerini tamamlıyorlar. Bak mesela Zalay da çok süratli bir oyuncu değil. Abi Zalay tamam ama Zalay'ın yaptığı hatalar beni geçti yani. Yani hatta stoperleri Tisserand bunlardan iyiydi şeyden iyiydi. Kim? Benim görüşüm Tisserand. Bu ne o, Gustavo'dan da iyiydi, Perez'den de iyi, Lemos'tan zaten kat kat iyiydi. Hani beğenmediğimiz bir adamdı. Ya şimdi bizim tabii şeyde bak hep şey gibi Alex Ferguson'u herif duayen herif 10 numara bir adam. Şimdi onun iki tane stoperi vardı. Biri 1.88, 1.90, biri de 1.92. Santa almıştı o. Meşhur Hollandalı Santa almıştı. Yok. Yok Ferdinand'la birisi daha neyse. Ferdinand'dan önce Santa aldı ya. İkisi arkadaş nasıl süratliydi ya? Ben bu canlı seyrettim. Vay anasını dedim ya. Var ya hocam. Çok süratli, çabuk adamlarla. Yani başarı öyle geliyor. Şöyle ama dünyada baksan 10 tane. Bak mesela dünkü ben biraz evvel bahsettim sana. Bir daha izlesinler, takip etsinler o stoperi. Dinamo Kiev'dekini. Ya sende bir sürü öyle stoper var. Sen de çok... Efendim Popov. Popov. 99 doğumlu. Takip etsinler maçlarını. Gerçi oynamıyorlar. Hep Avrupa şey cezaları var ya. Savaştan dolayı da bir yerde oynamıyorlar ama... Bizim aradığımız, bizim Türk futbol takımlarının aradığı o bıçkın deriz ya biz stoper. O tarzda bir tane. Ya Ankara Gücü'nün var bir tane 18 numarası. Kimse şu, bilmiyorum. Dün, bırakın şimdi hocam şeye gelelim. Şimdi Arda Güler, bak burada Güvenç Hoca hep söylüyor. Oynasın. Evet. Şimdi riskli maçta oynatırım mı? Bize, ben sana onu sorayım hocam. Riskli maç, bu maç riskli. Şimdi bu maç riskli değil. Şey maçı, Larnaka maçı riskli değil miydi? Görece orada da. Ya nasıl ya onu alamazsa şimdi bak o maçı aldın bu maçı da aldın. Ya ben şimdi bak herkes dedi ki fark yapar. Ben dedim ki futbol hiçbir şey belli olmaz. Ben burada benim konuşmalarım böyle bir getirseler bizimkiler var ya. Dün berabere kaldı. Evet yani işte çıkabilir. Ya bir şimdi, bir değil mi? Bir evet. Ya Arda'ya hazır değil şu bu dedi. Katılmıyorum dedim. Katılmıyorum arkadaş. Katılmıyorum dedim ya. Ben Arda oynar abi. Nesi eksik yani? Hatta şey dedim Messi'nin geri dönüşü mü var arkadaş falan demişti biliyor musun? Oynar. Şimdi Arda şimdi 10 günde mi düzeldi yani? Olmaz. Yani 10 günde bir şey mi geldi? Ha hazırladı adamın mutlaka. Arda da çok güzel konuşuyor. Aferin çocuğa biliyor musun? Ne kadar güzel konuşuyor. Ne kadar güzel felsefesi var. Düşünceleri var. Ama ya zaten böyleydi. Geçen sene de böyleydi. Ayağına top alınca hayran kalıyoruz ya değil mi? Messi ayağına top alsın mesela böyle adamlar var hocam değil mi? Şu vuruşa bak. Ya bunlar gene vuramaz. Böyle genç oyuncularımızı. He? Böyle kes. Emirhan da vardı mesela. Emirhan da bunu da tam tersiydi tam. Beşiktaş'taki. Ya bir şey söyleyeyim. O Emirhan'ı ben diyorum ki Real Madrid'de gider hiç oynatmıyorlar biliyor musun? Oynatmıyorlar turnuvada doğru. Atarlar yavaş yavaş. Onu da bekliyorlar. Bazı bir şeyi vardı yani. Ya çok da kuvvetliydi. Biliyorum da çok kuvvetliydi mesela. O da çok enteresan şey. Çok, ben ilk çıktığı zaman eyvah dedim bu nereden geldi ya var. Evet. Ama kalma bak. O da kalmaz orada Torino'da. Onu kullanacaklar.
onun futbolunu istatistikleri de yıktı biliyor kimin? Musun? Emirhan mı? Jesus. Onun istatistiklerini de geride bıraktı Avrupa'da. Ya şimdi biz tabii namalip gidiyor, kazanıyor. Ya bizim Kocaeli Spor'u geçemedi biliyorsun değil mi yalnız? Bak. Geçenlerde 9 maç biliyorsun değil mi? Tabii. Türkiye'sinde Süper Lig'inde diyor rekor diyor ikincilik şeyde Fenerbahçe rekor Kocaeli, altta da Kocaeli Spor'u yazmışlar. Biz de neler yapmışız yani demek ki ya zamanında ama hiç Jesus'u öve öve bitiremez bize dahil. Yaptık tabii. Ama bize hiç böyle bir şey demediler. Ya. İtalyan, haksızlık etmeyin. Gazeteler hep manşet attı hocam size. Şey İtalya'da ne o bir gazete var meşhur o bizden bahsediyordu o zaman. Bir de, dur bakayım 40 gol attık 14 gol yemişiz biz 15 maçtan. Hocam birçok takım için mesela şey derlerdi. Hatırlıyorum ben sizden o birincilik serüveninden sonra güvenç gelir kurtarır diye başlıklar atıyordu. Gel kurtar. Diye fotoğrafım vardı. Ya neyse. Gazetelerde. Ya şimdi o kadar da haksızlık etme. Neyse. Ya bu kadar medya şeyde değildi. Gündemde değildi. Vardı gazetelerde yani, yazıyor. Tercümanlar, Milliyeti, Sabahı. Ya okuyorduk hocam. Aslında Allah'a şükürleriz. Fotosporu. Şimdi esas bu UEFA'daki en enteresan grup var ya. Bir gruptan bahsedeceğim. F grubu. Hepsi 8 puan. 8 puan. Bütün takımlar 8 puan. İşte denk dediğin tam bu değil mi hocam? Dengeli grup. Bak 8 puan. F grubu. Feyenoord falan var orada. Hepsi 8 puan hocam. Kim çıktı kim çıkamadı. Feyenoord çıktı. Dur bak var, ben sana söyleyeyim. F grubu hemen bakalım ona. Midland çıktı. Lazio, Sturm Graz. Lazio şeyde konfederasyona gidecek. Konferasyon. Hepsi 8 puanı var. Avarajda, gol avarajlarında. Bayağı. Ha, enteresan mı? İkili avarajda bakıyor tabii. İkili ha, değil herhalde. Dörtlü mü oluyor avarajlar? Üçlü, dörtlü oluyor galiba değil mi? Şöyle. Öyle ikili avaraj bak hocam. İkili, her şey eşitse. Ama önce ikili avaraja bakıyorlar. Eşit. Geliyorlar atılan gollere. Geliyorlar üçlü yenilene. Bak sonra şimdi. Kırmızı kartlara bakarlar. Tabii. Sarı kartlara bakarlar nasıl hocam. Biliyor hangisi musun? Fazla? Feyenoord 13 gol atmış, 9 gol yemiş. Midtjylland 12 gol atmış, 8 gol yemiş. Lazio 9 gol atmış, 11 yemiş. Sturm Graz 4 gol atmış, 10 gol yemiş ve 8'er puan var. Yani ikisi şeye çıkıyor, öbürü de Lazio'da şeyde oynayacak. Ha şey var bir de. Şimdi mesela biz çok enteresan. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Jesus diyor ki biz diyor artık son 16'yı bekleyeceğiz. Kura çekimini bekleyeceğiz. Son 16'ya kaldık. Mart'ta oynayacaklar. Mesela. Evet, avantaj o. Devre arası iki tane stoper alır bunlar. Alacaklar. Hani Serdar'a bir şey olursa diye. Dün Serdar yönetim bıçak gibiydi ya. Abi, ya adamı benim işte talebende falan. Kardeşim bana diyorum ki bak. Geçen gün kimle beraberdim ya? Mehmet Ayhan'la kulağı çıldası. Ya diyor Serdar Bey. Dedim ki bana ondan iyi bir stoper söyle Türkiye'de. Yok. O zaman ne beğeniyorsun beğenmiyorsun? Bana daha iyi. Ben diyorum ki daha iyisi varsa söyle kardeşim. Türk olarak zaten yok. Şu anda bizim ligimizde oynayan. Diyorum yani. Ama şeyler bak şeyleri unutmamak lazım. Trabzon'un stoperlerini. Abi Uğur'la Batra. Bir şey söyleyeceğim sana. Geçen bu şey Victor Hugo sakatlandıktan sonra ne fiyaskolar yaptı ya. Neler yaptı ya. Denizli mi bahsediyorsun girdi? Yok. Hugo sakatlandı değil ya. Batra. Victor Hugo ya. Ne fiyaskolar Victor yaptı abi. Ne yapar ya? Yaparsa şimdi penaltılar yaptı. Devamlılığına bakmak lazım. Tabii. Ama şu var. Devamlılığına bakmak lazım. Şimdi Allah göstermesin. Salah bir pas yaptı. Arkadan bir gol getirdi falan. Serdar Aziz bunu yapsa var ya. Eyvah ben yandım yani. Sanki benim babamın oğlu. Ya bana ne kardeşim? Ama işte Necip bir pas attı. Hata bile değil. Ya yerden yere vurdular. Olmaz. Ya herkes hata. Serdar Aziz iyi stoper zaten hocam. Ya ama işte hiç kimse herkes öyle söylüyor. Yani tartışmaya gerek yok. Şu anda ligimizde oynayan Türk stoperlerinin en başına yazarsın Serdar. Evet. Yazarsın değil mi hocam? Tabii en başına yazarsın. Hatalar bakın hocam. Pozisyon duruşu hatası, pas hatası. Bütün en baba stoperlerin hepsini dünyada herkesin yaptığı şey. Önemli olan devamlılık, şimdi süreklilikte şimdi neler veriyor. Şimdi bakıyorum ben 3-4 maçta Serdar Aziz bir de oyuna giriyor. İyi de paslar ve pas hatası da yok. Şimdi bu böyle bir oyun düzeninde girersin abi. Girmezsen zaten stoper olmazsın. Yok anladım o kadar da çok, şey hatası o kadar, yok yani. O kadar şey rakibi kendi sahasına itiyorsun ki Fenerbahçe olarak. Bütün herkesten verim alıyor hoca bak. Bütün hepsinden verim şimdi alıyor. Şimdi bu şeyi dedi biraz gerçekliği olalım dedi ama bence stoper aldırır. Çabuk stoper aldırmazsa olmaz. Ya Perez de. Ya diyorum ya benim. Şimdi, uzun Mahmut, gidecek sakatlık ya bak, galiba. Ya şeyi seyrediyoruz. Mahmut Domaniç var arkadaşım. Gene selam gönderim ona şeyden. Dedi ki ya eğer çıkmasaydı Gustavo 6-0 olurdu diyor. Ya, hasta Fenerbahçeli.
Eğer diyor Perez oynasaydı şimdi 10'uncuyduk diyor adam. Biraz abartıyor da. Evet, şimdi, o kadar değil tabii. Ya ne 10'uncu olmaz da. Bak şeyde hocam bak mesela. Şeyde stoper bak. Şeyde. Başakşehir'in Duarte'de. O da iyi. Duarte'de İtalya'da falan Milan'da evet, oynadı. Evet öyle. Hocam oturaklı bir şeyde, stoper. Mesela bu hani ayrıntıdır belki. Jesus mesela Arda'yı dikkat et. Dikte Türkiye'de çok fazla böyle ama Avrupa'da atıyor. Atıyor. Çünkü biliyor ki çocuğun yaşı genç. Çok iyi bir yeteneği var. Ben bu çocuğu atayım. Başkanım da yazmış zaten 25 milyon euro gelir serbest kalır maddesi ödeyen gider. Arda'yı atayım ki Avrupa'da piyasası olsun. Şimdi vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi üzülürüm 25'e ben. Avrupa'da az ya 20 ya 25 Avrupa'da vallahi oyun olmasın abi. 20'ye falan giderse vallahi üzülürüm. Avrupa'da bir şey soracağım ya şu stat hangisi? Aykut. Pardon hocam. Özür dilerim ya. Şu stat hangisi ya? Ne demek o? Şurası ya. Ya o bir şey hocam bizim grafiker arkadaşlarımızın ama yaptığı bir şey o. Öyle değildi yani değil mi? Fenerbahçe. Yani esinlenerek falan yapıyorlar hocam değil ha. O. Bir animasyon gibi düşün. Şey Arda'nın arkadaşlarımız bilgisayar teknolojisiyle yapıyorlar. Daha fazla yurt dışında oynatmasının ana nedenlerinden bir tanesi rakiplerin de futbol kültürleri farklı. Yani buradaki gibi tek kalede falan kalmıyorlar. Oyunda gitgelleri de fazla ve alanlar iyi. İstediğin gibi oynuyor. Burada biliyorsun bizde çok bak, daha kavgacı da futbol var. Abi. Bir de oranın futbol kültürleri farklı. Rakipler Larnaka'da olsa Larnaka oynamak isteyen bir takım değil mi? Bakıyorsun yani Larnaka diyorsun oynuyor. Şimdi daha farklılıklarını gelir. Yani hepsi hoca bütün hepsinden faydalanıyor. Bak bir yedek kaleci bir de Serdar Dursun hariç son dönemlerde. Bütün oyunculardan faydalanıyor.